şu zamanlarda kredi çekip arsa almak mantıklı mı? Toprağın verdiğini baba evlada vermezmiş. Arsa alırken nelere dikkat etmeli? Hangi bölgede daha çok arsa yatırımı yapılmalı? Ben Adana'da yaşıyorum. İstanbul'da arsa almam ne kadar doğru? Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren firmaların sahibinden daha uyguna verdiklerini görecekler. Arsa yatırımının riskleri nelerdir? Bunu nasıl minimize edebiliriz? 2 yıla 1 gün kala siz davayı açtınız, yarı fiyatına geri alacaksınız. Birçok yer tarım arazisinde ama inşaatlar oraya kadar gelmiş. Toprak da verimli. Bunu inşaata döndürüyorlar mı? Arsam var, müteahhite vereceğim. Nelere dikkat edilmeli? En çok merak ettiğim konuya geldik. İskan meselesi. Vatandaş iskansız evler alıyor. Kredi çıkar mı? Merhabalar, Ahmet Uluçay'la Kestiraşı programına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum Cengiz Kaskat. Cengiz Kaskat, Kanal Gayrimenkul'un sahibi. Yatırımı konuşacağız, arsayı konuşacağız. Bilmediklerimizi, merak ettiklerimizi soracağız. Hoş geldiniz Cengiz Bey. Hoş buldum. Öncelikle toplumu aydınlatıcı bir program yaptığın için teşekkür ediyorum. Çok faydalı program yapıyorsun. Teşekkürler, hoş geldin tekrardan. Bir güzel bir sohbet olur inşallah. İnşallah. Ne zaman başladın gayrimenkul işine, arsa işine? 18 yıl oldu bu sektöre gireli. 18 yıldır doğru yatırımlarla, doğru adımlarla güzel noktalara geldik. Tecrübe gerektiriyor bu sektörümüz. İşi bilen insanlardan yardım almak lazım. Gayrimenkulde bir danışanınız olması gerekiyor. Tabii. Yani ne alırsanız alın illaki gelip size danışmaları gerekiyor. Tabii ki. Ya da bizim sektörde işi bilen firmalar. 18 yıldır yapıyorsunuz. İlk ne aldınız, ne sattınız? İlk arsayla başlamıştı. İnşaat kısmında %5'iz. Arsa kısmında da %95 faaliyet gösteriyoruz. Yani buradan şu çıkıyor. Arsa, arsa, arsa. Tabii ki. Hatta İlk aldığınız şöyle, arsayı hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Bugünkü araç piyasasına göre 2020 falan düşünün. O parayla bir arsa almıştık. Ne kadar kazandınız o arsada? O arsayı satmamız 6 ay falan. 6 ay sürdü. Evet. %100 mü kazandınız? %50 mi kazandınız o arsada? %50'lere falan yakındı. Çok iyi. Evet. O zaman mı karar verdiniz? Zaten ilk para kazandığımızda anladık ki bu işte gerçekten para kazanılıp iyi yerlere gelinebildiğini gördük yani. İlk işi orada görmüştük. Bizi izleyiciler buradan herhalde anlayacakları şu. Direkt yatırım anlamında işte Bitcoin'i, borsayı, altını hepsini konuştuk ama arsayı çok konuşmadık. Arsayı da bir bilenle konuşmak istedik. Yani doğru bilgilerle konuşmak istedik. Şimdi şöyle bir deyim vardır. Toprağın verdiğini baba evlada vermezmiş. Bu ne demek? Toprağın verimi sonsuz demek. Çiftçilik yaparak da kullanabilirsiniz. Yatırım aracı olarak da kullanabilirsiniz. Yapı da yapabilirsiniz. Evet, seçeneği çok fazla. Evet. Peki arsa alırken nelere dikkat etmeli? Hangi unsurlar önemli burada? Başta söylediğim gibi işi bilen bir danışmanınız olması lazım bana göre. Arsanın özelliklerini bilmek lazım. Bir de gelişecek alanda almak önemli. Gelişimin olacağı yani şehrin nereye kayacağını tahmin etmek lazım. Şimdi bir arsa alıyor. Toprak zengin dedikleri genelde torunlara kalıyor. Arsayı aldım. Ne kadar beklemeli? Ne kadar sonra bu düşünülen zenginliğe, düşünülen yatırıma gelebilir? Farklı bir sektörde işiniz varsa yani sadece toprak işiyle uğraşmıyorsanız, evet, sabredebiliyorsanız imara daha yakın yerler, imar görmemiş, tarla vasıflı yerler almak lazım. Belediyeler oraya 5000'liğin işte Büyükşehir Belediyesi yapar, 1000'liğin de ilçe belediyeler yapar. 5000'liğiyle 1000'liğinin yapılmasını beklemek lazım. Kazanç tabii o zaman kat kat artıyor ama ona da sabretmek gerekiyor. Kısa vadeli kazanç istiyorsak şehirleşmeye yakın yerleşim alanlarında almak lazım. Daha gelişimini tamamlamamış, gelişimin başlangıcında olan yerler almak lazım. Çünkü yerleşim arttıkça arsanın kıymeti artar. Bugünlerde arsa satışı, gayrimenkul satışı çok durgun gidiyor. Siz nasıl görüyorsunuz? Neden bu halde şu an? Zaten daha önceki sizin programlarınızı da izledim. İşte faiz konuları falan vardı. Hani şu anki bankaların verdiği yüksek faizlerden dolayı. Aslında insanlar enflasyonla hesaplamak aldıkları faizi. Enflasyona göre de aldıkları faiz enflasyonun altında aslında. Toprak konusunda, daire konusunda şu an evet piyasa durgun. Ama bana sorsanız tam da böyle alınacak dönem. Fırsat dönemi. Evet, fırsat dönemi. Yani şu an alım zamanı, tam fırsat zamanı. Tabii ki, tabii ki. Peki ama insanlar paralarını vadeye yatırıyorlar. Onu daha karlı buluyorlar. Ama kısa vade. Uzun vadede hiçbir zaman ne altın, ne bitcoin, ne döviz hiçbir zaman toprağı yakalayamaz. Ama şu an çok yükseldi toprak. İnsanlar da bunu alamıyorlar. Toplumun özellikle bu sektörde faaliyet gösteren insanların bana göre açgözlülüğünden. Çok pahalı mı peki? Olması gerekenin çok üstünde. Yani toprak ihtiyaç. Yeme içmeden işte giyinden sonra bana göre 3. sırada toprak geliyor. Yani neden toprak geliyor? Örnek kendimden söyleyeyim. Biz aile olarak geniş bir aileyiz. 12 kişi aynı evde barınıyorduk. Şu an 12 kişi diyebilirim ki 20 ev oldu. Bir arsa ihtiyaç.
ihtiyaç vardı 25 yıl önce. Şu an 25 arsa ihtiyacımız var bizim. Arzu talep meselesi. Tabii. Arsa ihtiyaç. Yani yeme içme gibi, barınma da çok değerli. Siz inşaat bölümünde varsınız değil mi? Maliyetler çok yükseldi. Bunu neye bağlıyorsunuz? Maalesef geldiğimiz süreçte bana göre toplumun bozulma sebebi fırsatçılık. Maraş depreminden sonra yıkılan binalar oldu. Buna istinaden ciddi sayıda da bina yapılması gerekiyor. Usta kısmında belli bir sayımız var. Bunu neye döktüler sonra çalışan arkadaşlarımız? İÖMİYE'ler olması gereken 1000 lirayken 2500 liralara, 3000 liraya kadar gitti şu an. Yani 1000-1500 lira olması gerekiyor. 100 ekstra bir artış var. Usta var mı peki? Tabii deprem bölgesinde fazla ihtiyaç olduğu için usta sıkıntısı da var piyasada. Bir de geçmiş zamanda ustanın bir inşaatta hatası olduğunda biz hatayı gördüğümüzde ya hatanız var diyorduk, düzelttirebiliyorduk. Şimdi artık öyle olmuyor. Hatanız var dediğimizde maalesef işi bırakıyor. Bu sefer işin aksıyor. Tabii iş aksıyor. Yani müteahhit arkadaşların en büyük sorunu şu an işçilik. Maliyetin en büyük artış sebebi işçilik bana göre. Cengiz Bey, yayın açıldığında biraz böyle ufaktan yavaş gidiyordunuz. Şimdi konunuza tam gelince, ele alınca direkt sana geçtiniz. Sevdiğimiz işi yaptığımızdan kaynaklanıyor. Evet. Cengiz Bey, aslında az önce değindiniz ama hangi bölgede daha çok arsa yatırımı yapılmalı? Yani ben atıyorum Adana'dayım. Evet. Bir dostum beni aradı. İstanbul'dan aradı. Burada bir arsa var dedi. İşi bilen birinden yine destek almak gerekiyor, az önce söylediğim gibi. Şehrin nereye gittiğini görmek lazım. Yani yerleşim nereye kayıyor? Eğer yerleşimin yoğunlaşacağı bir yerse, orada konut veya iş alanları yapılacak bir yerse almak gerekiyor. Ama yok. Uzun vadede kazandıracak şehir yerleşimi yok, herhangi bir gelişim yok. Gelişimi görmek lazım. Gelişim kazanç demek. Yani o gelişimi bilmek lazım. Onda bir danışmanın peki, olması lazım. Peki ben Adana'da yaşıyorum. İstanbul'da arsa almam ne kadar doğru? Gelişimi varsa da. Bir danışmanınız yoksa doğru değil. Hatta şöyle söyleyeyim. Alacağınız arsa mümkünse gözünüzün önünde olsun. Gelişimini görürsünüz. Ne fiyata gittiğini görebilirsiniz. İlk defa arsa alacak olan kişiye mi rahat satabiliyorsunuz arsayı? Yoksa sürekli arsa alan insana mı daha rahat satabiliyorsunuz? Doğru çalıştığınızda zaten bir marka değeri oluşuyor. Marka değeri oluştuğundan dolayı güvenilir bir firma oluyorsunuz. İlk alana da rahat satabiliyoruz. Daha önce arsa almış olana da rahat satabiliyoruz. Biz kendi açımızdan baktığımızda. Ama genelde ilk arsa alanlar tedirgin olurlar. Arkadaşım var. Öğretmen kendisi. Yaklaşık 10 gündür arsa ile ilgili konuşuyoruz. Nelere dikkat etmeli? Ya onun gibi birçok insan var. Sağlamcılar onlar. Çok sağlamcılar. Ama ticaret şunu gerektiriyor. Korkaklar ticaret yapmasın lütfen. Yapmasınlar değil tabii mi? Korkuyorlarsa yapmasınlar. Ticaret cesaret işidir. Peki arsa alacak. Diyor ki ya ben hisseli arsa almam diyor. Hisseli yani... arsada şöyle. Bir bütün Ahmet Uluçay'a ait bir arsanız var. Tamam, 8 dönüm bir arsam var. Tamam. İmar uygulaması olabilir. O an imar açık olmayabilir. İmar var ama durdurulmuş olabilir. Siz bunu hisseli şekilde yani resmi ifraz yapamıyor olabilirsiniz o dönemler. Bu da bir yatırım. Bu da bir seçenek. Bu daha çok kazandırır. Siz kendi arsanızı 8 dönümü işte 400 metrelerden 500 metrelerden 16 parça yaptınız. 20 parça yaptınız. Yaptık. Bunu aldınız, satışa koydunuz. Hepsinin yerlerini önceden bir harita üzerinden bir harita mühendisine çizdirdiniz. Döndünüz, bunu satışa koydunuz ve burada sözleşmeler yaptınız. Yani her müşterinizde sattığınız yeri belirttiniz, imzasını aldınız, ondan sonra kaç metre aldığını belirttiniz, onu da dosyaladınız. Yerine de koydun. Tabii dosyaladınız, arşivinize koydunuz. Böyle yerde herhangi bir sakınca olmaz. Eğer firma dürüstse, kişi dürüstse olmaz. Ama mirastan gelen hisseli bir yerde evet problem olur. En can alıcı nokta o. Birçok insanın yaşadığı problem miras arsaları. Tabii zaten aslında sorun burada. Siz 8 kardeşsiniz. Baba rahmetli oldu. Babadan size 2 dönüm diyelim kaldı. 8'e böldünüz. Evet. Kişi başı 250 metrekare yer düştü. Bir tarafı köşe başına geldi, bir tarafı yola geldi, bir tarafı da arkaya geldi. Şimdi siz kendi aranızda uzlaşmadığınızda 8 kardeşten bir tanesi dışarıya bu yeri sattığında diğer 7 kardeş buraya hem dava açma hakkına sahip zaten. Dava da açarlar hem de kabul etmezler. Sorun yaratırlar. Çünkü neden? Kardeşlerden bir tanesi gitti. En can alıcı köşe başı parseli sattı. Sizin o köşe başında da hakkınız var. Bunun için tüm mirasçıların aynı anda satması lazım. Veyahut anlaşarak. O alan kişiye bir evrak mı imzalamaları gerekiyor? Tabii kalan 7 kişinin muvafakname vermesi lazım. Muvafakname çok önemli değil tabii, mi? Tabii. Burada dava açmayacaklarıyla ilgili. O 7 kişiye sormadan arsayı aldı. 2 yıl süresi var. 2 yıl süresi mi? 2 yıl içerisinde dava açabiliyorsunuz. 2 yıl hak sahibi mi oluyor? O geri kalan 7 kişiden bir tanesi orayı açtığı zaman tabii. O diğer kişinin hakkını da alabiliyor.
yapabiliyor mu? Şimdi şöyle, 2 yıl boyunca sizler kalan 7 kardeş dava açmadığınızda evet. O da sizin kök muhris gibi hak sahibi oluyor. 2 yıla 1 gün kala siz davayı açtınız, rayiç bedeli üzerinden onu piyasa artışını da tabii göz önünde bulundurur mahkemeler. Uygun bir fiyata tekrar alabiliyorsunuz. Çünkü 2 yıl biliyorsunuz çok uzun süre, 2 yılda fiyatlar çok artıyor. Hatta alan kişi zarar da edebiliyor. 7 kardeşten biri dava açtı ya da 7'si beraber açtı. Belki de yarı fiyatına geri alacak. Peki Cengiz Bey niye alsın? Dava açma hakkı varmış adama. O zaman haklı değil mi arsa olacak olan kişi hisseli arsa almamaya? İşte onun içeriğini bilmek lazım. Az önce söylediğim gibi evet. Miras kalmış hisseleri alırken kalan kişilerden, satmayanlardan muvafakname alması gerekiyor. Almazsa bana göre o riske girmemeli. Bu tür arsalarda biz belki 2000-3000 arsa satmışızdır bu şekilde. Bugüne kadar Allah'a 1000 kere şükürler olsun hiçbir sorun yaşamadık. Yani bu demek oluyor ki doğru insan doğru yer. Tabii şöyle güvenilir insanlarla özellikle arsa işinde, konut daire işlerinde olsun, iş yerleri olsun. Güvenilir insanlar, güvenilir firmalardan alsınlar. Arsa yatırımının riskleri nelerdir? Bunu nasıl minimize edebiliriz? Eğer piyasayı iyi biliyorsanız ya da piyasayı iyi bilen biriyle çalışıyorsanız bana göre arsa riski diye bir risk yoktur. Ama bilgi sahibi olmayan ya da bilgi sahibi değilseniz, kendi başınıza hareket ederseniz evet çok vahim durumlar yaşanmış örnekleri var. Vatandaş gitmiş, yatırım yapmış, güvenilir olmayan kişilerle çalışmış farkında olmadan yer almış, arsa almış. 3 yıl geçmiş, 3 yıl sonra bugünkü fiyata gelmemiş arsa. O kadar büyük zarar olmuş. Zarar olmuş. Tabii. Öncelikle alacağımız yerleri çok iyi araştırmamız lazım. Piyasayı iyi araştırmamız lazım. İnsanlar da şöyle bir ön yargı oluşmuş. Geçmişten bugüne gelen maalesef bizim sektörde, otomotiv sektöründe, galericilerde de vardır. Yanlış insanların yanlış işler yapmasından dolayı insanlarda bir ön yargı oluşmuş. Güvensizlik var. Tabii güvensizlik var. Bir ön yargı oluşmuş. Haklılar, haksızlar diyemiyorum ama iyi araştırdıklarında zaten göreceklerdir ki aslında gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren firmaların sahibinden daha uyguna verdiklerini görecekler. Burada yanılmasınlar. Sahibinden yazıyor gayrimenkul danışmanı bir şirket, bir firma daha uyguna veriyor diyorsunuz. Tabii ki daha uyguna veriyor. Sebebi şu. Bir yer alırken büyük arsalar alıyoruz. Biz bu işin toptancısıyız. Yani doğru kişilere müşterilerin gitmesi lazım. Doğru firmalar gitmesi lazım. Arsa riski diye bir şey yoktur bana göre. Yeter ki kandırılmasınlar. Kandırılmadıkları müddetçe biraz daha pahalıya bile almış olsalar 2 ayda onu amorti ederler. Genellikle ne belirliyor arsa fiyatlarını? Gelişim belirliyor. Orada eğer inşaatlar hızlı bir şekilde yapılıyorsa arsa fiyatları artıyor demektir. Birçok yer tarım arazisinde ama inşaatlar oraya kadar gelmiş. Toprak da verimli. Bunu inşaata döndürüyorlar mı? Hayır. Toprak kurulu zaten burada kararını vermeden imar açılmıyor. Ama birçok yerde verimli topraklara inşaatlar yaptılar. Yapılan yerler var tabii ki. Doğru bir planlamamız yok. Yani rant diyelim mi biz buna? Burada da aslında doğru değerlendirme yapmak lazım. Şöyle düşünün bir tarlanız var. Mahallenin içinde kalmış bir yer. Burada planların doğru şekilde yapılması lazım. Yetkililerin de bu işe el atması lazım. Sizin bir tarlanız var. Siz buraya mısır ektiniz. Yetkililer derken kimden mi kastediyorsunuz? Tarımdan tutun. Belediyelere kadar, ilçe belediye, il belediyelerine kadar hepsini. Belediyeler bu işlerde. Tabii çevre önemli. Şehircilik de işin içinde olması kaydıyla. Sebebini şöyle söyleyeyim. 20 dönüm, 30 dönüm bir tarlanız var. Siz buraya mısır veya buğday ektiniz. Kurudu. Allah korusun. Bir tane çocuk bilmeden bir ateş attı, yaktı orayı. Mahallenin içinde kalmış yerler ne gibi felaketle karşı karşıya kalır sizce? O zaman Çevre ve Şehircilik Bakanlığı diyor ki burası tehlikeli bölge diyor. Ama daha önce bir planlama yapılmış. Yani geçmiş yıllarda bu hatların bana göre mahallelerin dışına itilerek yani imar alanının daha da genişleterek bir alan koymak lazım. Mahallenin içinde tarım olmaz, tarımın içinde mahalle olmaz. Bunu düzeltmek lazım. Arsa alırken kredi kullanıyorlar. Şu zamanlarda kredi çekip arsa almak mantıklı mı? Yani bu yüksek faizlerde mantıklı değil ama uzun vadede mantıklı. Sabredebiliyorlarsa. Şu an için? Mantıklı değil. Şu an için değil. Ama şöyle, şu an yüksek faizlerde uygun arsa alınabilir. Uygun arsa? Tabii uygun arsa alınabilir. Yani seçenek çok. Değerinden daha aşağıya olduğunu daha aşağı alınabilir ama bunu 2-3 yıl sabredebiliyorlarsa alsınlar. Çünkü sebebi şu, faizler düştüğünde arsalar tekrar yükselişe geçecek. Oradan yine kazanacaklardır. Cengiz Bey, 2B arsa diyorlar. 2B arsa nedir ve 2B arsa alınır mı? 2B arsa orman vasfını yitirmiş bölgelerde oluşan arsalara denir. Orman vasfını yitirdiği için oraları kim kullanıyorsa, kimin himayesindeyse hazinenin yerleri olduğu için o vatandaşlara satılıyor. Tabii ki alınabilir, satılabilir. Öyle bir hak doğuyor. Alınabilir. Herhangi bir sakıncası yok, evet. Evet, Ahmet Uluçay'la Kestiraşı programımız devam ediyor. Bu hafta gayrimenkulü arsayı konuşuyoruz. Cengiz Kaskat konuğumuz. Lütfen abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayalım. Kalanımız için çok önemli. Teşekkür ediyorum. Cengiz Bey, bir arsa alacağım. İmar durumu 1.6 diyor. Evet. Bu 1.6 ne demektir? İmar durumu 1.6 diyorsa 1000 metre bir arsa aldınız. Evet. Toplam inşaat alanı 1.600 demek. Yani 1600 metrekare
demek? 1'e 1.6 ile çarpıyorsunuz. 1000 metre arsam var. 1600 metre inşaat yapılabilir demek. 2.4 de diyebilir. Bu da aynı değil mi? Orada 1000 metreniz varsa 2400 metre inşaat alanı artıyor. Ve yoğunluk arttıkça inşaat alanınız artıyor. Yoğunluklar hep takılmışımdır ve bilmiyorum. Evet. Yani 1.2 var, 1.6 var diyor, işte 2.4 diyor. Duyduklarımız işte satarken... Doğru, yani, 2 nokta olan var. Evet. 2.4 diyor. 2.4 konut olan alanlar var. Ticaret artı konut. Konut dediğinde 2.4 sadece oraya 1000 metre, 2400 metre konut yapabiliyorsunuz. Ama ticaret artı konut dediğinde zeminini, iş yeri 2400'ün toplamı, kalanı da üstüne daire yapabiliyorsunuz. Arsam var, müteahhite vereceğim. Nelere dikkat edilmeli? O bölgede arsaların kat karşılığında yüzde kaçla gittiğini araştırmak lazım. Müteahhit firma arsanıza yapacağı inşaatla ilgili. Onun az önceki konuda olduğu gibi imar durumu, yoğunluğunun kaç olduğunu onu öğrenmek lazım. 1000 metre arsamız var. Buradan kaç metrekare inşaat çıktığını bilmemiz lazım. Kaç daire çıktığını bilmemiz lazım. Müteahhit kaçer metreden yapacak daireleri bilmemiz lazım. Hataya düşmemek için belediyeye gidip sormak lazım. Genelde müteahhitler kaçta kaç veriyor? Yani %50 mi, %40 mı? Şimdi şöyle, şehrin gelişmişliğine bağlı, arsanızın nerede olduğuna bağlı. Yani merkezi bir yerdeyse genelde %45'ler şu an, %50'ler konuşuluyor. %45, %50'ler. İyi yerler için söylüyorum. Yani 20 tane daire çıkacak, evet. 10 tanesi müteahhitin, 10 tanesi arsa sahibi. %50 olanlarla ilgili öyle. Gibi. Yine şunu söylüyorum, inşaatı yapacak olan müteahhit firma taslak hazırlamışsa o taslağı kontrol edip onu da belediyede kontrol etmek lazım. Vatandaş bunu gidip kontrol etmesi. Tabii sonrasında 20 daire dedi, 30 daire çıkardı. Arsayı veren nerede? Vatandaş, ben 10 daireye anlaştım ama siz burada 20 çıkacak demiştiniz, 30 çıkardınız. Yapıyorlar mı? Oluyor, maalesef oluyor. Bunlar da oluyor. Dikkat etmek lazım. Peki onu kontrata yazdırması gerekiyor değil mi? Yani bu apartman 20 daire olacak. 10 tanesi benim, 10 tanesi müteahhitin. Ama müteahhit iş bittiğinde 10 tanesini arsa sahibine verdi. 10 tane kendine yapacağına 20 tane yaptı. Veya ekstra yukarıdaki daireleri örnek söylüyorum. Ekstra yaptı. Fazla büyük. Fazla yaptı. Evet. Ya bunların önüne geçebilmek için tamamen hepsini sözleşmeye dökmek lazım. Sözleşmeye dikmek 20 lazım. 20 daire söylendiği halde 20'nin üzerinde daire yapılırsa orada da hak sahibi olduğunu belirtmesi lazım. Belediyeler bu işin takipçisi midir? Tabii ki. Zaten belediye gittiklerinde bir taslak vardır. Belediyeler evet burada 20 daire olacaktır veya 20'den fazla çıkar dediklerinde dikkat etsinler. En çok merak ettiğim konuya geldik ve programı bitireceğiz. İskan meselesi. İnşaatı bitirmiş. Oturanlar var. Evet. İskanları yok. Sebebi şu. Kat karşında anlaşmıştır. Müteahhit firma belli bir inşaat aşamasında orada sözleşmelerde bulunur. Der ki örnek söylüyorum. İnşaatın %50'sini bitirdiğimde 5 dairenin tapsını alırım. %70'ini bitirdiğinde bir 3 tapı daha alırım. Örnek söylüyorum. Son kalanda bitirdiğimde 2 tapı daha alırım diyor. Toprak sahibi mi diyor bunu? Müteahhit diyor. Sözleşmede... Toprak sahibi ne diyor? Tabii. Çünkü satıp inşaatı devam ettirmesi, ilerlemesi lazım. Sona geldiğimizde o son iki daireye geldiğimizde eksikler kaldığı için ne yapıyor? Arsa sahibi o iki tapıyı vermiyor. Orada tıkanıyor adam. Yani sözleşme yerine getirmediğinden tıkanıyor. Ne oluyor ondan sonra? Gerekli imzayı alamadığı için iskan alamıyor. İskan alamıyor. Tabii. Vatandaş iskansız evler alıyor. Bunların bir zorlukları var mı onlar için? Daha çok iskanlı evler almayı tercih etsinler. Sorunsuz evler onlar. Çünkü problemleri oluyor. Kredi çıkar mı? Çıkar. İskan yok. Nasıl banka veriyor bunun kredisini? Belli bir aşamasına kadar ama banka o riski düşerek veriyor tabii. Bazı bankalar, tüm bankalar vermiyor. Örnek söylüyorum, dairenin değeri 1 milyondur. Örnek temsili söylüyorum. Ama burada vermesi gereken kredi 600-700 binken buraya 400 bin lira kredi sağlıyor. Riski minimize ediyor banka. Kendini garantiye alıyor. Biz özelde konuşmuştuk sizinle. Altınla ilgili arsa almaya geliyor. Siz bana demiştiniz ki altın toplama aracıdır. Biriktirme aracıdır evet, demiştiniz. Kesinlikle. Bunu da ne demek istediniz bana? Bunu açabilir misiniz? Bir hedefiniz var. Arsa almayı hedefliyorsunuz. O günün şartlarında paranız yetmiyor. Parayı da harcamamak gerekiyor. Biliyorsunuz nakitte kalırsanız parayı harcamanız daha kolay olur. Doğru. Toplum olarak altını da severiz. Ama altın aslında yatırım aracı değildir. Ben 2019'dan bugüne %150 gibi bir artış gösterdi altının takip ettiğimde görüyorum. Ama arsa %1000 artmış. Diyorsunuz ki altını toplasınlar. Biriktirecekler. Sonra getirip bozulsunlar arsalarını alsınlar. Tabii biriktirecekler. Paraları arsaya yettiğinde altınlarını bozacaklar, arsalarını alacaklar. Böylece kazanmış olacaklar. Evet, buradan inşallah doğru bilgiler vermişizdir. İnşallah. Birilerinin işlerini kolaylaştırmışızdır. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Siz de bizi davet ettiniz, ağırladınız. İşinizi de severek yapıyorsunuz. Ben bir gün Kestiraşı programının gerçekten severek yaptığınızdan dolayı iyi yerlere geleceğine inanıyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ahmet Ulçay'la Kestiraşı programını kapatıyoruz. Alasmanadık.